5 ekranından herkese merhabalar. 90+5 programında sizlerle birlikte olacağız. Futbolu konuşacağız, maç görüntülerimiz olacak, yorumlarımız olacak ve konuklarımız da olacak. Dop dolu bir programla karşınızdayız. Evet, bugünkü konu Altay Futbol Takımı'nın teknik direktörü Sait Karafırtınar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Altay'a devre arasına geldiniz. Devre arasının son günlerinde, yani transferin son iki günde geldiniz. Altay siz gelinceye kadar devre arasındaki bir transfer döneminde bazı futbolcuları gönderdi. Bununla birlikte gönderilen futbolcuların yerine yeni elemanlar alındı. Bu konuda şeyleriniz, yorumlarınız nedir? Duyumda şeyiniz nedir? Şimdi ne giden oyuncularla ne gelen oyuncularla bizim hiçbir tasarrufumuz olmadı. Olmadı. Ama alınan yabancı oyuncular bizim de listemizde. Bolspor'da kalsaydık çalışmak istediğimiz oyunculardı. Bir tanesi Tatos, bir tanesi de Fusilla. Bunlarla biz de talip olmuştuk. Ama Altay bizden önce davrandı. İyi ki de öyle olmuş. Hayırlısı olsun. Şimdi hocam şu andaki durumumuza gelelim. Altay'ın 21 maçı oynadık. 25 puanla 11. sıradayız. Önümüzde daha epey bir maçlarımız var ama benim çıkarttığıma göre Elazığ, Afyon, İstanbulspor'la berabere kalmışız. Onun haricinde Ümraniye ve Adana deplasmanından galibiyetle dönmüşüz. Yani iyi bir performans yakaladık. Ama bundan sonra önümüzde Bolu ile bu hafta oynayacağız. Bolu da sizin eski takımınız. 1,5 yıllık bir çalışmanız oldu. Yani ayrılmanız bile bizim için bir sürprizdi. Şimdi bu Bolu'dan sonra, bu ayrılmadan sonra bu haftaki Bolu maçı ile ilgili olarak düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ya dediğiniz gibi Bolu'da 1,5 sene kaldık. Oldukça başarılı da bir sezon geçirdik orada biz. Yani güzel anılarla ayrıldık. O da çok güzide bir kulüp. Oradaki bize destek olan herkese şimdi tekrar teşekkür ediyorum. O zaman da teşekkür etmiştim. Bu hafta tabii buraya giriyorlar. Bizim konuğumuz olacaklar. Sizin için zor bir maç olacak. Ya yani mutlaka zor bir maç. O takımın ne kadar iyi bir takımın olduğunu ben biliyorum. İlk 10 hafta maç kaybetmediler. 10. hafta maç kaybettik. Deplasmanda en çok puan alan takım bizdik. Gelirken lider konumdaydı. Deplasman lideri Boluspor. Bu hafta içeride oynayacağız. Biz de Altay takımı da deplasmanlarda oldukça puan almış bir takım. Bu hafta da deplasmanlarda ne kadar etkili olduğumuzu bir kez daha gösterdik. 2-0 geriye düştükten sonra 3-2 kazanmak kolay değildi. Bunu başardık. Bu sürece kadar 2 maç 3'te kazanmamış Altay takımı. Bunu bugün bu hafta kırmak istiyoruz Bolu'yla. İnşallah bu maça denk gelir. Yani bu seriyi bir yerden başlatmamız gerekiyor. Sizin için zor olacak mı Bolu maçı? Yani, Bolu galibiyeti. Yani Altay'ın galip gelmesi Bolu karşısında sizin için zor olacak. Yani gerçekten gündüz de bu soruları çok sordular gazeteci arkadaşlar, çok aradılar. Kesinlikle duygusal bir maç olmayacak. Ya maçın içinde duygusal anlar yaşayabiliriz ama çok profesyonelce bir maç oynayacağız. Öyle de olmamız gerekiyor zaten. Bu mesleği yapıyorsak bunlar var. Bunu yaşamamız gerekiyor. Dediğim gibi şu anda ben Altay forması giyiyorum. Onun başarısı için ne gerekiyor? Onu yapacağız. Şey tabii canım, yani siz babadan gelme bir Altaylılık var ya. Kesinlikle. Cemal abi altyapının koordinatörü. Siz İyiydi yani şimdi. Ya uzun yıllar babam Altay'da görev yaptı. Evet. Her kademesinde görev yaptı. Ya biz zaten sadece babadan değil bütün sülaleci Altaylıyız. Altaylıyız ama sen de İzmir'de epey bir takımda dolaştın. Yani Karşıyaka, Göztepe, Buca. Ben şöyle söyleyeyim. Biz Altay'da doğduk zaten. 82 yılında ben Altay'da, 83 yılında futbola başladım. 84 yılında lisansım çıktı. 87 senesinde de profesyonel oldum. Ondan sonra 2 sene bizi kiralık verdiler. Yeni Bornova Spor, Edremispor. Daha sonra da 89 senesinde Buca Spor'a transfer oldum. 5 senede orada futbol oynadım. Yani dolayısıyla Altay'da doğduk, Buca'da büyüdük biz. Ama bunun haricinde de tabii şimdi İzmir'de de çalıştırdığınız takımlar var. Buca, Karşıyaka, Göztepe. Şimdi de Altay'dayız artık. Baba ocağındayız diyelim. Şimdi önümüzde az evvel de bahsettik ki iyi bir sizinle birlikte Altay ilk devreye oranla daha bir çıkış ivmesi yakaladı. Şimdi yani şunu söyleyeyim, sadece düzelteyim. Ben devrede gelmedim. Devreden 2 maç sonra geldik. Son 2 maçta ben vardım. İlk maç berabere, bu maçta deplasmanda galip geldik. Ben transferin son iki günü demek istedim. Ama tabii hata oldu yani. Şimdi önümüzde Bolu maçı var. Ondan sonra bir Giresun deplasmanı var. Arkasından da bir Balıkesir. Şimdi Bolu ile 2-2 inşallah yakalarız. Arkadan bir Giresun deplasmanı ve Balıkesir'le içeride. Bu 3 maç Altay'ın önümüzdeki durumunu nasıl şey yapabilir, tayin edebilir?
Şimdi aşağıyla 7 puan yaptık şu anda. Eğer bu hafta kazanırsak muhtemelen onu 10 puana çıkarırız. 10 puana çıkardığımız zaman bu takımın özgüveni biraz daha yüksek olup bazı hamleleri çok daha rahat yapabiliriz. O zaman belki hedefimizi başka yönlere de çevirebiliriz. Ama bizim birinci hedefimiz öncelikle bu tehlikeli bölgeden tamamen uzaklaşmak. Biliyorsunuz 36-37 puanları görmediğin zaman bu ligde sıkıntılar yaşıyor biliyorsun. Şimdi en tepedeki takım bile devreye 10 puan farkla girdi. Herkes şampiyon olacak derken şu anda 4 hafta üstte kaybetti bir anda. Belki 2-2 şansını kaybedecek. O yüzden çok temkinli konuşmamız da gerekiyor. Ona göre de hareket etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi Altay takımı Adana'da oynadığı futbolu sadece tekrar etsin. O işte o arzuyu, coşkuyu tekrar sahaya yansıttın. Çok daha farklı şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Hocam şimdi devre arasında alınan futbolcular var. Pusila, Sinan, Tavares, Merter. Bunlardan şu andaki verim nasıl? Bu futbolcularımızdan verim iyi mi? Yani belli zaten. Sinan'ı ilk hafta sonradan değerlendirdik de cezalı duruma düştü. Bu hafta ondan faydalanmadık ama diğer oyuncuların hepsi %100 performansla oynuyor. Pusilla da bu hafta yoktu. Evet. Hepsi o sakattı galiba değil mi? Sakat değil, o da sarı kart cezalısıydı. O yüzden yoktu. Bütün oyuncular, sadece onlar değil, bütün takımın performansını üst seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Herkesten çok memnunum. Dediğim gibi çok böyle istekli, arzulu. O gün soyunma odasında olmanızı isterdim. O coşkuyu görmelerini isterdim. 2-0'dan sonra bile soyunma odasında o istek, o arzu çocukların gözünde vardı zaten. Dediğim gibi tebrik ediyorum tekrar onları. Ben maçı televizyondan seyrettim hocam. İlk devreyle ikinci devre arasında acayip bir fark vardı. Ama ikinci devrede mesela oyuna Mert'in girmesi. Mert'er bizim eski Altaylı bir futbolcumuz. Onun girmesi takımda büyük bir şey, hava yarattı. Bundan önceki ilk iki maçta Mert'i niye oynatmadınız? Yani bir eksikliğim vardı, bir sakattı. İşte Mert'er 6 aydır forma girmiyordu hocam. Oh, fiziği de iri bir fizik şey var. Dolayısıyla fizik kalitesi çok daha istediğimiz seviyelerde değil. Şu anda onu geçen hafta bir 20 dakika oynattık. Bu hafta bir 45 dakika. Belki bu hafta 11'de başlatabiliriz. Yine 45'te de değerlendirebiliriz. Tam karar vermedik onunla ilgili. Dediğim gibi sadece fizik kalitesiyle alakası var onun. Ama sadece gene söylüyorum, Mert'in oyuna girmesiyle değil, oyuncuların hepsinin ona karşılık vermesiyle olan bir şeydi bu. Tabii Mert'in katkısı da çok büyük burada. Evet, bir de kaleci konusunda bir açmak istiyorum da. Şimdi ilk devrede 3 tane kalecimiz vardı. Egemen, Emre, Aydın. Evet. Devre arasında Egemen'le yollar ayrıldı. Şimdi 2 kaleciye kaldık. Ama ilk devrede de bir kaleci sorunu vardı takımda. İkinci devrede de bu oynadığımız maçlarda da bir Emre'nin böyle bir aksaklıkları oluyor bazen. Ama bu konuda ne diyorsunuz? Emre için ne diyorsunuz yani? Yani Emre genç bir kaleci. Gelecek vadeden de bir kaleci. Yani genç kaleci oynatıyorsan onun bazı hatalarını da cebine koyman gerekiyor. Bizim için sorun değil. Ona mümkün olduğunca az pozisyon getireceğiz. O da zaten oynadıkça çok daha tecrübe kazanıp gelecek için bence önemli bir kaleci olacak. Türk futboluna kazandırabileceğimiz iyi. Fizikman da çok çünkü iyi. Çünkü Altay'ın biliyorsun kültüründe var kaleci yetiştirme. Evet. Yani Egemen'e gelince Egemen kadronun dışında kalmış. Biz gelmeden 25 kişilik kadronun dışında kalmış. Şu anda biz de idmanlara çıkıyor ama maalesef forma veremiyoruz. Aydın da aynı şekilde çok iyi çalışıyorlar. Kaleci antrenörümüz bizim çok deneyimli. Yaşça bizden de büyük. Sadece antrenör değil, ayrıca eğitmen o çocukların gelişmeye de çok katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hocam son olarak yani programımız bugün biraz kısa olacak. Diğer zamanlarda inşallah daha uzun, iyi durumlarda. Son olarak Altay için sezon sonuna doğru yani sezon sonunda Altay'ın durumu sizce ne olacak? Gördüğünüz ortam nasıl? Yani çok güzel olacağını söyleyebilirim. Çünkü kurumsal yapı tekrardan ayağa kalkmış. Ben Altay'ı çünkü Özgür Ekmekçioğlu ile beraber Sayın Başkanımızın katkıları çok büyük. Ona buradan teşekkür ediyorum. Çalışmalar da devam ediyor. Hem kurumsal anlamda hem tesis anlamında. Takımı da tabii bu seviyede bir yerlere getirmemiz gerekiyor o bağlamda. Elimizden geldiğince bize düşen neyse onu yapmaya çalışacağız. Sportif anlamda ne durumda oluruz? Öncelikle tabii biz kesinlikle ligde kalacağız, onu söyleyeyim. Dediğim gibi eğer ilk 6'yı yakalayabiliyorsak yakalayacağız. Yakalayamıyorsak da belki en az gol yiyen takım olacağız. En çok gol atan takım olacağız. Hedefimiz çok yani bu sene içerisinde. Ama önümüzdeki sene için çok daha farklı. Yani ilk 2 için çok birinci sırada aday bir takım olarak sezona başlayabiliriz. İnşallah bu sene gene bir playoff görürüz. Playoff olursa Altay playoff'tan çıkar diye düşünüyorum. İnşallah. Hocam. İnşallah. Evet sayın izleyiciler, TV35'te kanal 90+5'te beraberdik. Bugünkü konuğumuz Sait Karafırtınalardı. Altay'ı konuştuk. Hepinize iyi günler diliyorum.